Geçtiğimiz aylarda Sayın Cumhurbaşkanımızın sert söylemleri de oluştu. Neden oldu? Şundan dolayı kalkıp efendim Fransa'yla birkaç uçak hibe uçak alma uğruna bir siyasal flört içerisine girmiş olması, onlardan cesaret alması, F-35'ler konusunda efendim NATO'nun güney kanadını efendim temsil etme gibi bir cüret içerisine girmiş olması gerginlikleri tabii ki tırmandırdı. 50 yıldır süren de aşağı yukarı dogfighting dedikleri bu Ege üzerindeki uçuşlarda taciz, efendim daha önce 1999 yılında S-300'ler Yunanistan'da Güney Kıbrıs Rum kesiminde konuşlandırılmak üzere alınmış şeylere Türkiye'nin yüksek itirazları sonucunda Girit Adası'na getirildi bunlar. Sadece NATO tatbikatlarında bunlar efendim NATO tatbikatlarında kilitlendikleri uçakları ve hava hedeflerini nasıl yakalıyorlar diye tatbikat amaçlı kullanılsın diye orada konuşlandırılan o S-300'leri küstahça efendim uçaklarımıza kilitlemeye kalkmaları filan bardağı taşırmış ve gerilim yaratmıştı. Ama konuşmamın başında ifade etmiştim. Ülke arasında gerilim olabilir, dargınlıklar olabilir, yani kızgınlıklar olabilir, çekişmeler olabilir ki bu sorunlar bitmiş değil bunlar. Ama iyi niyet gösterilir ise, iyi niyetli açıklamalar bu sorunların çözümü yolunda anahtar rolü oynar. Anahtar olur. Yayının başında demiştim ya, sorunlar anahtar var ama olur. Çözüm içinde bir umut var. Evet. Bu bakımdan bu ziyaret çok önemli olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın karşılanması, sıcak karşılanması, orada bir gazeteciyle bir espri yapmış olması, hakikaten oradaki bak Dışişleri Bakanlığı'nın Sayın Cumhurbaşkanımız girince eğilen bir pozisyonda olması önemli olmuştur. Bunlar tabii ki iyi niyetli göstergeler. Ama sorunlarımız bitti mi? Bir akşamda burada bu masada efendim sorunlarımız bitti. Yunanistan'la işte kardeş olduk gibi bir ifade ben maalesef bir gazeteci olarak kullanamayacağım. Neden? Sorunlarımız büyük. Sorunlarımızı asıl birinci meselemiz efendim aşırı derecede silahlanıyor olması, aşırı derecede hava efendim yüksek irtifa silahlarına sahip olmak için herkesle efendim flört ediyor olması, siyasal flörtten bahsediyorum. Yani böyle ediyor olması, artı yüksek perdeden konuşmaları. Bizim efendim İstanbul'umuz kadar olmayan bir ülkenin kalkıp efendim NATO'nun güney kanadını temsil etmek gibi bir cürete soyunuyor olması. Dolayısıyla ve adalar meselesinde haksız ve hukuksuz tutumlarının derhal son bulması gerektiği halde ısrarcı olmaları ki Lozan'ı açıp okursa anlayacaktır ne olduğunu. Yani bizim ifade etmemize gerek yok tekraren. Ege Adaları'ndaki efendim deniz mili mesafemizin ne olduğu açıkça bellidir. 1964'te biz onlara 100 verdik, astar istediler. Şimdi astar istiyorlar. Dolayısıyla 74'teki efendim Kıbrıs Harekatı'ndan, Barış Harekatı'ndan sonra, bu harekatın adı Barış Harekatı bakın. Çünkü oradaki Kanlı Noel'den sonra Kıbrıs Türk'ü üzerinde yoğunlaşmış baskı tıpkı bugün efendim Filistin'de yapılması yaptıkları gibi bir şey yapmaya kalkışmaları sabrımızı taşırmıştır. Bu efendim harekat, Barış Harekatı yapılmıştır. İyi ki de yapılmıştır. Bugün Kıbrıs Türk'ü bir devletine kavuşmuştur. Kıbrıs Türk Devleti'ne kavuşmuştur.